Musul operasyonunun 5. gününde IŞİD Kerkük'teki kamu binalarına saldırdı. Saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Musul'daysa Irak ordusu ve peşmerge ilerlemeye devam ediyor. Bastilya, Kayyara ve Başika bölgelerinde, yani Türk askerinin bulunduğu noktalarda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Musul harekatının 5. gününde terör örgütü IŞİD Kerkük'teki uyuyan hücrelerini aktif hale getirdi. IŞİD militanları kentin farklı noktalarında eş zamanlı 3 bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. IŞİD'li teröristlerin hedefi kamu binaları, güvenlik noktaları ve Kerkük'ün Dibis ilçesindeki bir elektrik santrali oldu. Kentte çalışmalar devam ederken sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kerkük'te güvenlik nedeniyle cuma namazı kılınmadı. Dibis ilçesindeki elektrik santraline düzenlenen saldırıda 4'ü İran vatandaşı olmak üzere 16 santral görevlisi hayatını kaybetti. IŞİD'in Kerkük saldırılarında en az 22 kişi hayatını kaybetti. Kerkük'ü IŞİD'den temizlemek için kente bir grup peşmerge gitti. Peşmergeli grubun içinde 35'e yakın PKK'lı teröristin de olduğu ortaya çıktı. Iraklı yetkililer 12 IŞİD'linin etkisiz hale getirildiğini ve kentte 20'ye yakın IŞİD'linin kaldığını açıkladı. Koalisyona ait uçaklar Kerkük'teki IŞİD hedeflerini vururken tanklarınsa IŞİD'le mücadele için şehre girdiği duyuruldu. Amerika'ya ait savaş uçakları Kerkük'te yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Musul'un doğu kapısı sayılan Bartilla'da ise IŞİD'le Peşmerge ve Irak ordusu arasında çatışmalar devam ediyor. Irak güçleri Kayyara bölgesinden ilerleme sağlıyor. Peşmerge, Türk askeri kampının yakınında bulunan Başika kasabasını IŞİD'den almak için saldırı başlattı. Koalisyon güçleri ise Başika'daki IŞİD noktalarını havadan bombaladı. Amerika Musul operasyonunda ilk kaybını verdi. Operasyonda sözde Kürdistan bayrağı armalı askeri üniformalarla görev yapan bir Amerikalı sağlık görevlisi öldürüldü. Türk Kızılayı, Musul'da senin yurdun kampanyasıyla toplanan 500 tonluk insani yardımı 20 tırla Musul'a gönderdi.